Evet. Değerli Tuzim Today izleyicileri, yeni bir yayından herkese merhaba diliyorum. İlk Özlem Hanım geldi. Görüyoruz sizleri de. Bugün farklı bir konuğumuz olacak. İstanbul'a uzanacağız bugün. Biraz eğlenceli şeyler konuşacağız inşallah. Tema parklar konuşacağız. Eğlence sektörünü konuşacağız. Bu konuyla da ilgili ardından İstanbul'un en büyük eğlence yatırımlarından Tema Park'ta, İstanbul Tema Park'ta birlikte değerli direktörü Tankut Bey ile birlikte olacağız. Güzel bir sohbet olacak. Dün malum Burak Tombul'la birlikteydik. Arka yansımaları güzel oldu. Beni çok arayan oldu. Burak Bey'e de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada Gıyas abiyi gördüm. Gıyas Şahin el sallıyor. Biz de ona el sallıyoruz. Yavaş yavaş biraz daha bir dakika sonra ben konuğumuz Tankut Bey'i davet edeceğim zaten. Onun da katıldı herhalde. Göreceğim birazdan. Umarım bu yayınlar sizlere faydalı oluyordur. Gel çok güzel eleştiriler alıyoruz. Çok güzel yorumlar geliyor. Yarın şimdiden müjdesini vereyim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ile birlikte olacağız. Bu arada Tankut Bey geldi. Evet, Özlem Hanım da geldi. Onlara da el sallayalım. Ben fazla böyle vakitte kaybetmeden Tankut Bey'i bir davet edeyim. Nasıl olsa birlikte sohbet edeceğiz. Evet, Tankut Bey'e. Bekliyoruz da. Evet. Tankut, Merhaba. merhaba. Sesim geliyordur inşallah. Gayet iyi geliyor. İstanbul'dan güneşli bir günden Antalya'ya selamlar. Selamlar. Bugün Antalya'da biraz yağmur var ama yani kapalı daha doğrusu. Yağmur da yok ama sizin oranın güneş olduğu belli yani. Burada şahane bir bahar havası var. Tek Süper. eksiğimiz burada eğlenen, bağıran, çağıran insanlar. Onları da en kısa zamanda göreceğiz İnşallah. inşallah. Tankut Bey, benim hep artık bu yayınlarda takip etmişsinizdir. Klasik bir şey var resmi sorulara geçmeden önce. Siz de şimdi İstanbul'un en büyük eğlence parklarından birini, tema parklarından birini yönetiyorsunuz. İnanılmaz bir hareket vardır. Siz nasıl alıştınız mı bu izole hayata, pandemili hayata? Nasıl gidiyor? Önce bir şahsi sorular soralım, sonra da kurumsala Çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın olacağını ümit ediyorum. Yayınlarınızı da tüm arkadaşlarımla izliyoruz. Keyif verdiniz bu dönemde, siz de pandemi sürecinde. Hem eğlendik hem bilgilendik, moral de depoladık. Sıcağı sıcağına Türkiye Otelciler Birliği'nin Mübera Hanım'ın yönetimde yaklaşık 100 kişinin katıldığı bir toplantıdan size geldim. Orada da genel anlamda pozitif bir hava var. Geleceğe dair beklentiler olumlu yönde. El birliğiyle bu zor süreci atlatacağız. Bizde nasıl geçiyor? Bizim tabii 13 Mart'ta Haluk Bey parkımızı açtık. 16 Mart'ta İçişleri kapattınız. Bakanlığı'nın genelgesiyle kapattık. Böyle herhalde dünyanın en kısa sezonunu hayata geçirmiş olduk Hayata ama geçti. şaka bir yana sağlık her şeyden öncelikle. Kesinlikle. Bizim bazı işlerimiz vardı bu süreçte. Onları yapma şansımız oldu. Bakım, onların hazırlık vesaire aşamalarında. Küçük nöbetçi bir kadroyla ofise gelmeye gayret gösterdik. Sağlık koşullarına dikkat ederek. O yüzden ben şanslı azınlıktan biriyim. Çok fazla evde vakit geçirmedim. Genel anlamda Ses gitti. Durum bakalım. Herhalde gelecek şimdi tekrar. Ben devreye gireyim bu tip durumlarda. Heh. pardon, bağlantı dondu galiba. En son nerede Dondu, kaldık evet. bilemiyorum. Genel anlamda da kum saatini çevirdik. Artık açılışa gün sayıyoruz diyebilirim. Süper. Şimdi Tanju Bey, bir ricam var. Bu arada çok Şahin'e selam söylemem lazım. Gökhan Gümüşte de geliyor. Onlara da böyle keyifli oluyor. Bu işin Instagram'ın keyifli tarafı da bu. Kıbrıs'tan her yerden dostları görüyoruz böyle. Şimdi bir
Genel yatırım hakkında bir bilgi verir misin? Sizi Antalya'dan da şimdi izleyenler olacak. Türkiye'nin her yerinden YouTube'a koyacağız. Bayağı bir izleniyor yani. Evet. Yayını kaçıranlar için de daha sonrasında büyük bir izleme imkanı oluyor. Zaten haberleştireceğiz de. O yüzden bilmeyenler için bir İstanbul Tema Parkı bir anlatır mısınız? Tabii keyifle. Yaklaşık 8 sene önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan bir yap işlet devret projesi burası. 650 dönüm toplam arazi üzerine yerleşmiş Türkiye'nin ilk eğlence ve yaşam kompleksi. İçinde 120 dönümü aşkın Türkiye'nin ilk tema parkı var. Land of'ta kardeşimiz 4 senedir orada. Gurur duyuyoruz o yatırımlarla Evet. da. Alışveriş merkezimiz 100 bin metrekare kiralı bir alana sahip. Türkiye'nin en büyük cadde açık hava alışveriş merkezlerinden biri. Bir de 100 odayı aşkın otel bulunan bir entegre bir yapı bakıldığında. İstanbul'un göreceli kentsel dönüşümle konuşan geri kalmış bir bölgesine inşa edildi 8 sene önce. Eyüp Evet. Sultan Gazi bilenler için söylüyorum. Ve Gazi Osman Paşa bölgesinde. Tabii ki etrafına yaklaşık 5.000 kişiye istihdam sağlayarak çok ciddi bir kentsel dönüşüm ve değişim sürecine de imza attığımızı söyleyebiliriz. 20 milyonluk bir şehirdeyiz. Yaklaşık 200 milyon, 250 milyon euroyu aşkın toplam bir yatırımdan bahsediyoruz bakıldığında. Otelimizi büyütmek gibi arzularımız işte yani bu proje aslında yaşayan bir proje olduğu için üzerine eklenecek Evet. işler de var. Türkiye'nin ilk designer outlet'ini yapma arzumuz var. Dolayısıyla süreç normalleştiği takdirde özellikle turizmle ilgili olan yatırımlarımıza hız vererek devam edeceğiz. Türkiye'nin dediğim gibi ilk tema parkıyız. Belki bizi Vialand diye hatırlayanlar, bilenler de Evet, vardır. evet, evet. Türkiye'de eğlence anlamında ciddi aşamalar kat ettik. Ve bu geçen süre zarfında da şöyle bir bakıyorum, bir hesap kitap yaptığımızda tema parkımızda ortalama 6-7 milyon misafir ağırlamışız. Alışveriş merkezimizde 100 milyona yakın misafir ağırlamışız. Ve keyifle yeni zaman diliminde, yeni normalde de işimize devam etmek istiyoruz. Süper. Peki Tankut Bey, yani normal dönemde ziyaretçi kitleniz nasıldı? Yani kimler geliyordu? Hangi ülkeler geliyordu pandemiden önce? Bildiğiniz üzere İstanbul, Antalya ile birlikte Türkiye'nin toplam turist ağırladığı noktada %80'inden fazlasında bir rakama ulaşıyor. Dolayısıyla İstanbul yılda 20-25 milyon yabancı misafirin ziyaret ettiği bir şehir. Evet. İstanbul'a da ağırlıklı Orta Doğu'lu misafirler var son 3-4 yıldır bildiğiniz üzere. Bizim parkımıza da gelen yılda yaklaşık 500 bin yabancı misafirin yarısından fazlası Orta Doğu'lu misafirlerimizdi. Bunları sırasıyla Almanya'dan, Rusya'dan, Avrupa'dan ve Amerika'dan misafirlerimiz takip ediyordu. Evet. Alışveriş merkezimizde de ortalama yılda 2-2,5 milyon yabancı misafir ağırlıyoruz. Dolayısıyla İstanbul'la özdeşleşiyoruz diyebilirim kabaca. Vallahi süper. Yani peki şimdi bir virüs çıktı dediğiniz gibi 3 günde açtınız ve kapattınız 3 gün gibi kısa bir sürede. Bu krizi hem eğlence sektörü hem bu etkinlikler anlamında bir değerlendirir misiniz? Yani otel tarafı da var ama artık otelleri çok konuştuk. Biraz farklılık da yaratmak istiyorum. Sizin sektör anlamında, günübirlik tesisler anlamında nasıl bir durumdayız yani şu anda? Şöyle özetleyeyim. Baktığımız yerden bir kere gördüğümüz bizim an itibariyle tabii ki hijyenik bilinçli koşullarda bilimsel şekilde operasyonumuza devam etmekle beraber yaşadığımız şehre ve topluma moral motivasyon katma noktasında da ayrı bir yönümüz var. An Evet. itibariyle buraya geldik. Şimdi evlerde sıkıldık ister istemez. 2 aya yakın bir süredir
Evlerde vakit geçirmeye gayret gösteriyoruz. Bu bulaşma riskinin artmaması için. Dolayısıyla o çocuklu ailelerin motive olması için, keyif alabilmesi için ayrı bir misyonumuz olduğunu düşünüyorum. Eğlence merkezlerini bu çerçevede birkaç yönden ele almak lazım. Açık alan eğlence merkezleri ve kapalı alan eğlence merkezlerinin ister istemez faaliyetleriyle ilgili yeni normal değişkenlik gösterecek. Açık alan olduğumuz için, 120 dönümlük bir alana sahip olduğumuz için biz kitleleri kabul etme, misafirlerimizi doğru koşullarda karşılama noktasında avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla hazırlıklarımızı da bu çerçevede Haziran ayında açmak üzere yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği gibi 11 Mayıs itibariyle alışveriş merkezleri kontrollü bir şekilde açılıyor. Evet. Grubumuzun da iki tane büyük alışveriş merkezi mevcut. Bir tanesi bu kompleksin içerisinde. Orada biz alışveriş merkezi yatırımcıları, kiracılarımız, işletmeciler ve vatandaşlar olarak bu süreci nasıl yönettiğimizi kabaca bir göreceğiz, etüt edeceğiz. Bu pilot bir çalışma olacak. Restoranlar açık değil, kafeler açık değil bildiğiniz üzere. Buna ek olarak sinemalar kapalı. Bir tek perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketler açık. Bu noktada da buradan da kendimize evleteceğiz. Ve Haziran ayında inşallah bu ikinci faza ki Sayın Sağlık Bakanımız da ifade ettiği gibi geçtiğimizi varsayarsak bu yeni normalde, yeni normalleşme sürecinde topluma eğlence aşılamaya, moralleri yükseltmeye devam edeceğiz. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Yapmak da lazım. Herkesin bence bu psikolojik olarak bir ihtiyaç oldu. Hepimiz evlere kapandık. Bence bir anda da böyle harbiden kontrolü de yapmak lazım ama insanlar dışarıya atacak diye düşünüyorum kendimi. Peki şimdi az önce Turop'la da toplantıdaydınız Müberra Hanım ve ekibiyle. Şimdi İstanbul'da durum nasıl? Bir İstanbul'un özelinde anlatırsanız sevinirim. Aynı zamanda yani bu seyahatler ve bu günübirlik ziyaretlerde öngördüğünüz bir değişim olacak mı? Bir de bu soruyu sorayım. Mutlaka Haluk Bey. Şöyle özetleyeyim. Şimdi TROP çok ciddi çalışmalar yaptı. Bu noktada tüm üyelerine destek oldu. Tekrar hani yeri gelmişken teşekkür ederim. Evet. Öngörüleri içerisinde tabii şuradan başlayayım. Bizim bir gurur duyduğumuz bayrak taşıyıcı bir markamız var. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları geçtiğimiz günlerde bir takvim açıkladı. Yeni normal içerisinde önce Haziran ayında iç hatlara başlayacağı, Haziran'ın ikinci yarısı ve Temmuz aralığında da güvenli ülkelerle dış hatlar uçuşlarına başlayacağını öngördük. Mübera Hanım da altını çizdiği, şimdi tabii dünya bu süreci eş zamanlı yaşamadı bildiğiniz üzere. Uzak Doğu'da başladı, arkasından kıta Avrupa'sına yayıldı bu ve en son da Amerika Birleşik Devletleri'nde sirayet ediyor. Ve yoğunluklar ve zaman da değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla Uzak Doğulu misafirlerin öncelikle seyahat edebileceği varsayımı burada kuvvetli. Bunu tabii zaman gösterecek. Arkasından Avrupa ile eş zamanlı belki Orta Doğu başlayabilir. En sonunda Amerika Birleşik Devletleri ya da Amerika kıtasını düşünebiliriz. Bu çerçevede biz de hazırlığımızı değerli otelci meslektaşlarımız gibi ağırlıklı iç turizm üzerine yapıyoruz. Burada bizim en önemli avantajımız, şanslı olduğumuz nokta kalabalık bir şehrin merkezindeyiz, göbeğindeyiz. Yaklaşık 20 Evet. milyon insan yaşıyor burada. 4-5 milyon hane. Tabii tercihler ve alışkanlıklar değişkenlik gösterecektir. Yani çok detaya girmek istemiyorum ama bu işin yönetmenin 3 tane temel noktası var. Bir tanesi sosyal mesafeye dikkat ediyorsunuz. İkincisi bu dezenfektan konusu çok önemli. Dezenfektanla birlikte işte elinizi yıkamanız, yüzünüze götürmemeniz vesaire gibi konular. Üçüncüsü de maske kullanımı. Dolayısıyla biz de bu çerçevede hayatımıza devam edeceğiz. Örnekler var. Hemen hızlıca onları vereyim. Uzak Lütfen, Doğu'da lütfen. müjdeyi vereyim. 11 Mayıs'ta Disney Şangay'daki parkını açıyor. Açıyor mu 11 Açıyor, Mayıs'ta? açıyor. Aa, süper. Daha önce denemeler oldu. Çin'de mesela 4 Nisan'da bir tane park açıldı. Bunlar çok önemli. Hepimizin ders alması gereken konular. Saat 7:48'de 20 bin kişi kapıdaydı ve ertesi gün parkı kapatmak zorunda kaldılar. Keza işte benzer konu sinemalarda faaliyet gösterdi. Yani doğru zamanda, doğru şekilde açıp
bu tesisleri yönetebiliyor olmamız gerekiyor. Yani Disney'in parkı açıyor olması çok değerli bizler için. Bizim hepimizin bağlı olduğu bir kuruluş var. AYAPA diye, Uluslararası Tema Parklar ve Atraksiyonlar Derneği. Biz de tabii COVID'i fırsat bildik kendimize. Biraz iş yükümüz ağırlaştığı için, vaktimiz olduğu için operasyondan kafamızı kaldırıp Türkiye'de eğlence sektörü olarak bir derneğin adımını attık. Tüm paydaşların içinde olduğu eğlence sektörü ve etkinlik sektöründe üreticilerin, işletmecilerin, tüm paydaşların da içinde olduğu bir derneğin ön adımlarını yaptık. Süper ya, süper bir haber bu. Ve Çok güzel. ismini de tüm eğlence parkları, etkinlik ve atraksiyon derneği olarak koyduk. An itibariyle 50'ye yakın üyemiz mevcut. Gelişecek ve Bu sektörel Türkiye genelinde değil mi? Yani sadece Türkiye genelinde İstanbul değil. değil. Evet. Tüm Türkiye'yi kaplıyor. Hatta sizden Antalya'dan da Land of Legends bizim Cem Tuna Oo, süper. en önemli Çok üyelerimizden önemli. biri. Çok önemli. Yani bu zaman diliminde tabii STK'ların gücünü tekrar görme şansımız oldu dünya genelinde Evet. ve Evet Türkiye'de. Tanku Bey. Çok önemli bir konu. Bir tanesi biraz önce konuştuğumuz Turop güzel işler çıkardı. Çünkü bu Turofet. süreç Evet. kesinlikle yani bu süreç yalnızca devletin ve hükümetin tek başına yönetebileceği bir süreç değil. Burada mutlaka vatandaşların, toplumun ve STK'ların katkısıyla birlikte alt edilebilecek bir konu. Bu çerçevede biz de bu müjdeyi şimdi sizin aracılığınızla vermiş olayım. Derneğimizi kurduk. Gelişmeye müsaitiz. İçinde eğlence olan, eğlenceyle ilgili ne varsa kendi bünyemizde birleştireceğiz. Tekrar başa geri dönersek biz şunu yapacağız. Bir kere yerli misafirle olan etkileşimimizi en üst düzeye çıkartacağız. Çünkü biraz önce söyledim. Evet, iç pazar. Böyle bir bizim misyonumuz var artık an itibariyle. Daha erişilebilir olmak için bilet fiyatlarımızı yapılandıracağız. Sık sık kampanyalar yapacağız. Yanlış hatırlamıyorsam siz de yine canlı yayında Fettah Bey'e sormuştunuz benzer bir Evet. soruyu. Sağlık personelimiz için onlar Ha, onu bizler için soracağım. Ayrıca ha, peki soracaktım ama açtınız konuyu. gelince orada Evet. sorayım. Kampanyalarla ilgili vesaire konuşurken. Biz açtığımızda ciddi bir talep olacağını düşünüyoruz. Bu talebi de iyi yönetmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Online satışla başlayacağız. Kartlı müşterilerimizle rezervasyon alacağız. Hijyene biraz önce söylediğim gibi çok dikkat Şimdi edeceğiz. Tankut Bey, buraya gireceğim. Yani inşallah Buyurun. 11 Mayıs'ta açalım. 11 Haziran'da açmayı plan... Yani Haziran'da açmayı planlıyoruz. 1 Biliyor Haziran musun? ile 15 Haziran arasında bir zaman diliminde. Tamam. Tamam. O dönemde inşallah açtığınızı düşünelim. Evet. Şimdi dün de değerli Burak Bey, o da yılların çok önemli, çok güzel bir şey dedi. Biz önlemlerimizi alacağız ama dedi, kişilerin kendine çok dikkat etmesi lazım. Doğru. Şimdi geldi İstanbul Park, 10 bin kişi geldi yani hafta sonu. Sizin bunu nasıl mücadele edeceksiniz? Yani mücadele etmeniz de çok kolay değil. Halkın da bilinçli olması lazım biraz. Çok, evet. Senaryolar yapmışsınızdır. Bir onları bir dinleyelim sizden. Şöyle yapmayı düşünüyoruz. Öncelikli olarak bir kapasite azaltımı öngörüyoruz. Parkımızın teorik kapasitesi 10 bin kişi. %30 ila 50 arası misafir kabulüyle başlayacağız. Doğru. Ve bu misafirlerin kapıda yığılmamasını sağlamak için de ön rezervasyon gibi bir sistem oluşturacağız. Online'dan, internetten biletimizi satacağız. Belli kapasiteler, kotalar koyacağız. Dolayısıyla dolduğu zaman ertesi gün ve müteakip günlere bilet satışı olacak. 10 bin üzerinde an itibariyle yıllık kart sahibi misafirlerimiz, üyelerimiz mevcut. Onlarla da bir rezervasyonlu sistem kabul ederek böylece kontrollü bir şekilde ilerleyeceğiz. 2 metrelik mutlaka misafirler arasında eğer aile değilse alan bırakmamız gerekiyor. İşte roller coaster'lara ya da ünitelere bindirirken yine boş alanlar, yiyecek içecek alanlarında, hediyelik eşya dükkanlarında dikkatli bir şekilde yönetmek ve tabii ki misafirlerimizin ve personelimizin tamamı mutlaka maske kullanımı içerisinde hareket edecekler. Parkımızın her yerinde çok kolay erişilebilecek dezenfeksiyon ürünleri, temizleme, hijyen ürünleri olacak. Üniteleri binerken inerken biz misafirlerimize ikram edeceğiz. Böyle bir kabaca bir operasyon senaryomuz var ama biraz önce söylediğiniz gibi önemli olan kapıda yığılmayı önlemek, o kapasiteyi iyi kullanabiliyor olmak. Bunun içinde de
tabii ki sosyal medya ve dijitali çok verimli kullanarak önceden misafirlerimizi bilgilendirmeyi öngörüyoruz. Burada harbiden yani işletmelerin dışında tüketiciye de veya ziyaretçilere de büyük bir görev düşüyor. Yani tabii bizim bu iş, bu bana göre bu virüste yaşamaya alışmamız lazım. Hep söylüyorum. Ama tutup da yani siz herkesin başına da bir bekçi veya temizlikçi koyamazsınız yani. İnsanların da kesinlikle dikkat etmesi lazım. Kurallara uyması lazım. Buradan da o Doğru. mesajı gönderelim onlara yani. Peki bu dönemde şimdi iki tane şey var. Yüzlerce çalışanınız vardır muhakkak. Bizim Evet. emekçiler dediğimiz. Yani Evet. çok değer de veriyoruz. Şimdi Ekibimizde, onları özellikle ekibimizde. evet onları korumaya yönelik ne yaptınız bir? Yani bu dönemde muhakkak devletin desteklerinden falan yararlanmışsınızdır diye düşünüyorum. İkincisi, şimdi binlerce insan gelecek, bir de orada kendi çalışanlarınız var. Sağlık anlamında onları da korumanız lazım. Bununla da ilgili hiçbir plan yaptınız mı? Yaptık. Teşbihte hata olmaz. Kendi bilim kurulumuzu Ha, süper. oluşturduk. Dolayısıyla bizim bir doktorumuz var. İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişim halindeyiz. Kendi prosedürlerimizi, algoritmamızı, standartlarımızı yazıyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim TEPA Derneği vasıtasıyla bilgilerimizi tüm Türkiye genelinde ve AYAPA vasıtasıyla da tüm dünya genelinde paylaşıyoruz. Oradaki bilgi birikimlerini kazanımları üzerine yer alıyoruz. İşi temelde iki noktada yönetmeyi düşünüyoruz. Bir, biraz önce altında çizdiğimiz misafirlerimizin yeni normal içerisinde parkımızda uyması gereken kurallar. Bunları işte kibarca anlatmamız gerekiyor, ikna etmemiz gerekiyor, uygulatmamız gerekiyor. En az bunun kadar önemli olan kısım da tabii ki personelimizin sağlığı ve eğitimi. Bu çerçevede parkı açmadan önce ciddi eğitim komiteleri oluşturduk. Teorik eğitim ve pratik eğitim olarak bunların uygulamalarını yapacağız. Bu çerçevede de personelimizi eğitmiş olacağız. Bu 2 aylık süre zarfında da onlardan tek isteğimiz sağlıklı, motive, sorunsuz bir şekilde evde kalmaları oldu. Sağ olsun sayın devletimizin sunduğu imkanlardan da faydalanma şansımız oldu ve hızlı reaksiyon aldılar. Yani yeri gelmişken ben sürecin iyi yönetildiğini düşünenlerdenim. Onu da soracaktım. Süreci nasıl yönetildiler sizce? Yani onu da Ben yani soralım bu arada. 11 Mart'ı milat olarak aldıysak ilk Türkiye'deki vaka ki bu, dünyada bu işin resmi olarak telaffuz edildiği zamanlar Aralık ayı içerisindeydi yanlış hatırlamıyorsam Çin'de, Uzak Doğu'da. O süreç zarfında demek ki bazı çalışmalar yapılmış ki biz ilk etapta ilk şoku iyi yönettik diye düşünüyorum. Tabii Sayın Sağlık Bakanımızın önderliğinde bilim kurulu, Sayın Cumhurbaşkanı, hükümetimiz, devletimiz bazı önlemler aldı ama dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bu işi alt edeceksek toplumsal olarak hep beraber Bilinç, evet. bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Yani ilk fazın geride kaldığını düşünürsek an itibariyle artık size, bize, vatandaşa haliyle rol düşüyor. Artık bundan sonra neyi nasıl yapacağımızı biz belirleyeceğiz. Çok İyi doğru. eğitmemiz lazım, operasyonu iyi yönetmemiz lazım, iyi anlatmamız lazım, ciddiye almamız gerekiyor bu konuyu. Bu çerçevede şöyle toparlayayım. Bundan sonra tüm tüzel kişilikler kendi çalışanlarını ve müşterilerini, misafirlerini doğru bilinçlendirirse ben bu süreci çok hızlı geride bırakabileceğimizi düşünenlerdenim. Yani ve bir takvim de vereyim size. Mayıs ayı çok önemli. Mayıs'ta üzerine koyacağımız doğrularla biz Haziran itibariyle her alanda normalleşmeye başlayacağız diye ümit ediyorum. İnşallah ya hepimizin ümidi o. Yani şu anlamda da lazım onu da bir fikrinizi sorayım. Yani çünkü yani hiçbir hükümetin veya devletin böyle büyük bir finansal gücü yok. Aynı zamanda hani bireysel olarak benim işletmem olsun, sizin işletmeniz de olsun bunu kaldıracak güçte de değil yani. O yüzden bir türlü bu hani virüs ayrı bir kriz, bir de ekonomik krizi olacak bu işin. Doğru değil mi? Yani siz ne düşünürsünüz bu konuda? Kesinlikle. Şimdi bu tekrar böyle defterleri falan filan karıştırdık, geçmişe baktık. Yani buna referans alabileceğimiz Hiçbir şey yok. 1910 yıllarında yaşanan bu İspanyol gribi diye bilinen
Evet. Bir dünya genelinde pandemi, salgın var. Sonra alıyoruz, götürüyoruz. İşte ekonomik anlamda 1930'da, 29'lu yıllarda büyük buhran. 10 sene etkilerini gördüğümüz. İkinci Dünya Savaşı vesaire gibi. Gerçekten çok uzun süredir tüm insanlığı ilgilendiren tek bir konu. Yoksa herkesin tabiri caizse kameraları farklıydı, gördüğü manzaralar farklıydı, odalar. Ve birbirlerine anlattıklarını duymuyorlardı. Şimdi bu tüm insanlığı tek bir noktada, tek bir notada birleştirdi. Yani bunun değerini bilmek lazım. Buradan ilerlemek gerekiyor. Elbet normalleşmek kolay olmayacak. Biraz zaman geçecek. Birkaç sene bence problem yaşayacağız. Turizm maalesef haliyle bundan en çok etkilenen sektörlerin başında oldu. Havayolu taşımacılığını da buraya eklersek. Fakat en hızlı toparlanacaklardan da biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bu kadar büyük şoklar yaşamadık ama Türkiye'de yani 2 senede bir maalesef, 3 senede bir Aynen. hafif, hafif bir yoklamalar Geri geliyor. Bir gideriz. şey, bir şeyler Geri oluyor. gideriz, İki, evet. bir mehter marşı gibi, bir iki ileri bir geri Aynen. maalesef var bizde. Yani Var, şu var. 650 dolar kişi başı harcamaya takıldık kaldık. Bunları böyle bir aşmamız artık 800 dolarlara, 1000 dolarlara çıkarmamız lazım ki bir nefes alalım hep beraber. Bu çerçevede bunun değerini iyi bilmek lazım. Ben baktığım yerden şunu görüyorum. Alışkanlıklar biraz değişecek. Tüketim alışkanlıkları. Ne olabilir? Şunlar olabilir. Birkaç örnek vermek gerekirse. Genel kalabalık olan yerlerde insanlar kısa vadede olmak istemeyecek. Normalleşme ne zaman olur? Bu işin aşısı bulunup Evet. sıradanlaşır ve ölüm tehlikesi olmaktan çıkarsa eski hayatımıza benzer bir hayata dönebiliriz diye düşünüyoruz. Bunu da hani zamanlamasıyla ilgili bir şey söylemek için erken olmakla beraber bir seneye yakın bir takvim genelde Dünya Sağlık Örgütü telaffuz ediyor. Ya biz mesela bunu düşünerek şunu yapıyoruz. Biz mesela otoparkımızda 1500 araçlık dev bir açık hava sineması yapıyoruz. Aa, Eski süper ya, günlerdeki evet. gibi. Evet, Yani siz evet. arabanıza bineceksiniz. Geleceksiniz İstanbul'a. Solda bir ekran, sağda bir ekran. Hangisi artık hoşunuza gidiyorsa seansı belli olacak. Radyonuzu açacaksınız. O frekanstan dinleyeceksiniz içerideki filmi. Yani dolayısıyla bir sağda solda kimseyi de rahatsız etmiyoruz. Bağırmıyoruz, çağırmıyoruz. Biz belki kapınızı çalacağız. Diyeceğiz ki işte mısır ister misiniz? Onu ister misiniz? Bunu ister misiniz? Falan filan. Böyle enteresan işlerle süreci yönetmeyi düşünüyoruz. Değiştirmeyi, geliştirmeyi düşünüyoruz. Yerli misafir, iç turizme mesela çok inanıyoruz. Bizi tersine Oraya çalıştıracağız sistemi. geleceğim. Evet, hiç yani ben sizin daha önceki birkaç yayınınızı izledim. Yani bunu da sormak lazım. Biliniyorsunuz ama yani ben hala ben çok mesela çok hakim değilim. Yani işin aslını söylemek. Yurt içinde ciddi bir pazar var. Bunu da bir reel olarak bize söyler misiniz? Yani kaç kişi biliyor? Bir araştırmalar yapmışsınız. İstanbul'un içinde herkes biliyor mu? Örnek veriyorum. Yeni yapıyı. Türkiye'den binlerce insan geliyor İstanbul'a. Ya bilse gelir diye düşünüyorum yani öyle büyük bir parkı. Valla işte gelir gider dengemizin iyi olduğu zamanlar araştırmalar yapmıştık. Oradan bir örnek vereyim. Evet. 2019 yılında Haziran ayında yanlış hatırlamıyorsam yaptığımız araştırmada Ipsos'la pardon Nielsen'le düzeltiyorum. Yaptığımız araştırmada eğlence merkezi deyince %60 yardımsız soruyla sorduğumuzda bunu bilinirliğimiz var. En yakın bu soruya cevap veren firmanın bilinirliği %20'ler seviyesinde. Dolayısıyla Türkiye'de iyi biliniyoruz. Pardon, İstanbul'da iyi biliniyoruz ama İstanbul'da. Türkiye'de daha gidecek çok yolumuz var. Ben buna böyle iki yönden bir cevap veriyorum bu konuyu. Bir yandan üzülüyorum çünkü demek ki eksiğimiz var. Bir yandan da seviniyorum. Çok ciddi bir potansiyelimiz var aslına Kesin, bakarsanız. evet, o da doğru. Bunu değerlendirebilirsek, bu açığı kapatabilirsek çok ciddi potansiyelimiz var. Biz şöyle şeyler hayal ediyoruz. Ya biz zaten misafir kitlemizi eskiden yani pandemi öncesi süreçte 3 ana dalda yönetiyorduk. Birincisi çocuklu aileler ağırlıklı. İstanbul'dan, çevre illerden, günübirlik seyahatlerle bize gelen misafir olan ailelerimiz. Okul grupları yılda 100 bin, 150 bin genç kardeşimizi ağırlıyorduk biz burada. Öğrenci ağırlıyorduk. Ve yabancı misafirler. Turizm konusunu biraz önce konuştuk. Şimdi Evet. haliyle bir süre okul gruplarına ve yabancı misafirlere kavuşmak için gün saymamız gerektiğini düşünürsek bizim iç turizme de yatırım yapmamız gerekiyor. Otelimiz var, tesisimiz var. Kesinlikle. Dolayısıyla hafta sonları özel paketlerle, turlarla belki kendi araçlarıyla zaman içerisinde seyahat etme alışkanlıkları normalleşince uçakla
çok cazip, agresif fiyatlarla otelimizi de boş bırakmadan paketleyerek tema parkla konuşturmayı düşünüyoruz. Haziran ayı içerisinde doğru zamanda, tabii biraz önce konuştuğumuz gibi bunları yapmak lazım. Bu eylemlerimizi sık takip ederseniz bizi göreceksiniz. Vallahi Tanrı Bey, zaten öyle bir şeyde yaşıyorsunuz ki 10 tane 10 tane şey çoğu ülkeden büyük yani. Baktığınız zaman hani konaklamalı, şimdi işin esprisine ineyim, konaklamalı kampanyayı yapsanız, örnek veriyorum Bostancı'dan, ben orada İstanbul'da da Bostancı'dan gelir yatar öyle giderim yani. Öyle yapmak daha doğru. Olabilir. Trafikte vakit kaybedeceğinize gelirsiniz. Evet. Güzel bir keyif yaparız. Belki biraz da alışveriş yaparsınız. AVM'mizde para kazanırsınız. Evet. Ya şimdi öncelikle şu konuda da aklımdayken söyleyeyim. Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çok güzel, demin dediniz ki Antalya'da da bir gururumuz var The Land of Legends için. Şimdi ne kadar güzel. Yani Türkiye'de böyle siz rakip demediniz. Bizim yani o hissiyatta söylediniz. Bakın o çok önemli bir şey yani. Bu tip güzel işletmelerin, tesislerin yani açılması bölgeye inanılmaz bir katkı sağlıyor. Şimdi size bu soruyu soracağım. Ben yani The Land of Legends'ı çok iyi bildiğim için söylüyorum burada. Yani resmen yani Belek zaten harika bir bölgeydi. Alışveriş noktasında ve eğlencede eksiği vardı. Büyük bir eksiği açığı tamamladı. Yani hepimiz de gitmeye başladık. Turist için de inanılmaz bir şey. Avantaj oldu. Sizin o bölgeye katkınız ne oldu? Tam böyle turizmi nasıl onunu anlatmak lazım insanlara. Hani o bölge nasıl bir değişime uğradı? Başa geri döneyim o zaman. Burası Lütfen. bizim tesisimizi yapmadan önce bir taş ocağıymış. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemler Büyükşehir Belediye Başkanı iken Haliç'in vardır ya meşhur çamurların Evet, temizlendiği evet, ve evet dönem. borularla, böyle devasa borularla döküldüğü, depolandığı yer aslında burası. Ve burada göller vesaireler var. İşte terk edilmiş taş ocağı. Sonra özel sektörle yerel yönetim bir araya geliyor. Ve devasa bir yatırımla devletin de tabii ki desteklemesiyle bu tesisi yapıyor. Ve işin enteresan ve güzel tarafı, biz şimdi Gürsoy Holding olarak birçok iştigal ettiğimiz konu var. İnşaat, restorasyon, perakende ve benzeri. Burası bir yap işlet devlet projesi. Yani Büyükşehir Belediyesi buranın mal sahibi. Biz burada bir değer Evet. yaratıyoruz elimizden geldiğince. Akabinde de bunu Büyükşehir Belediyesi'ne takdim edeceğiz. Yani burası bizim aslında İstanbulluların yeri İstanbulların olarak, kendi yeri. Evet. İstanbul'da yaşayan insanların sahip olduğu bir yer. Bu bilinçle hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Kısa vadede çok ciddi bir istihdam yarattığını söyleyebilirim. Burada 300'ü aşkın perakende dükkanı var. İşte biraz önce konuştuk, parkımızda 300-350 personelimiz çalışıyor. Binlerce insan burada Evet, çalışma şansı binlerce. oldu. Evet. Ve tabii Türkiye'de ilk tema park olduğumuz için insanların eğitilmesi, çalışanlarımız noktasında bu kültürün oturması noktasında da burası bir okul oldu. Hani özel televizyonlarda TRT'den bir dönem bir sürü insan geçer ya da böyle çok kült oteller Evet, vardır. Hep evet. bunlar büyüdükçe oralardan birileri Okuldur geçer. oralar. Cem Bey işte Land of Legends'ın genel müdürü, buranın kuruluşunda uzun seneler çalışmış, emeği olmuş bir arkadaşımız, işte bundan 3-4 sene önce de Land of'a geçti. Ve bu kültür geliştikçe, büyüdükçe biz çok mutlu oluyoruz. Çünkü böyle olursa zaten bir destinasyon haline geliyorsunuz siz. Şimdi otelci büyüklerimi eleştirmek babında değil bu söylediğim, ama hepimizin yapmaya çalıştığı nitelikli turisti, misafiri, yabancı Getirmek. misafiri ülkemize getirmek, ona iyi vakit geçirmek ve akabinde tekrar gelmesini ve işte eşini dostunu da getirmesini sağlamak. Tesislerimizin boş kalmaması için bir dönem bazı yanlış politikalarımız oldu işte. Ucuz fiyatlar vesaire vesaire. Sonra fiyatları yükseltme noktasında çok mücadele ettik. Bizim gibi tesisler kişi başı gelirin artması noktasında çok ciddi ehemmiyet gösteriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her sene hizmet ihracatçıları ile ilgili yaptığı araştırmalar var. Takip ediyorsunuz eminim Evet, sizin. evet. Türk Hava Yolları açık ara haliyle birinci. Biz de kendi kulvarımızdaki en büyük hizmet ihracatı yapan tesisiz. Çünkü bizim bahsettiğimiz özellikle alışveriş merkezimizde de, tema parkımızda da yabancı misafirin harcadığı para bir çeşit bir dövizin Türkiye'de
kalması anlamına geliyor. Bu noktadaki misyonumuzu çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'nin cari açığını kapatmasında turizm çok kilit ve Evet, stratejik tartışma. bir noktada duruyor. Şimdi peki ben yine buradan örnek vereceğim ama İstanbul'da da muhakkak oluyordur. Yani The Land of Legends Antalya'ya kurulduktan sonra özellikle Arap pazarında ben asıl bizim yani reklam ajansı boyutu olduğu için konuya da çok hakimim ve içindeydim yani o dönemde. Resmen tercih sebebi oldu. Yani seyahatin tercih sebebi oldu. Özellikle çocuklu ailelerin yani hiç gelmez denilen Araplar gelmeye başladı. Dünyanın farklı farklı ülke. Hatta şimdi The Land of Legends'ın müdürü Çetin Bey'in de kulakları çınlasın. O geçen onunla bir konuşuyoruz. Abi kapanmadan önce diyor 172 farklı ülkeden diyor dünyadan diyor şey geliyordu diyor. Müşteri gelmeye başladı dedi. Sizde durum neydi? Yani nedir? İstanbul'da nasıldı diyor. Yani İstanbul'a gelmek için bir tercih sebebi olmaya başladı mı tema park? Çok kilit bir soru. Teşekkür ederim. Biz bundan birkaç sene öncesine kadar öncelikli olarak İstanbul'a gelmiş yabancı misafire tema parkımıza kaldığı süre içerisinde gel stratejisini uygulamıştık. Son 2 senedir yapmaya çalıştığımız yabancı misafirimiz kendi ülkesinde tatiline karar verirken, uçak biletini alırken, otelin rezervasyonunu yaparken biz orada olalım istedik ve biletimizi de yurt dışında uygun fiyatlarla satmaya özen gösterdik. Bu online travel agency dediğimiz OTA'ler, global Evet. olanlarıyla ciddi anlaşmalar yaptık. Booking.com, Get Your Guide, Viator ve türevleriyle. Ve buradan çok ciddi bir kanal yakaladık. Yepyeni bir satış kanalı yakaladık. Beyaz turist dediğimiz Avrupalı, Amerikalı misafirleri de parkımızda bu sayede görmek şansımız oldu. Normalde %80-90 bandındayken Orta Doğu misafir neredeyse bunu şimdi %50-60'lara hem adedi arttırarak hem de ortalama yıl Dengediniz, geliştirerek geldi. dengelediniz. Şimdi Süper. yapmaya çalıştığımız tabii Rixos yine çok gurur duyduğumuz bir marka dünyada. Otel know-how olan bir grubun tema park açmasıyla yoluna devam eden bir yapı var orada. Evet. Biz ise tema parkımız ve alışveriş merkezimizle şimdi otelimizi Oteli geliştirmeye birleştiriyorsunuz. çalışıyoruz. Şimdi yani bu Disney örneğinden yola çıkarsak nasıl giriyorsunuz? Hem otelini alıyorsunuz Evet. hem biletini alıyorsunuz. Biz kendi otelimizi ön plana koyuyoruz. Şimdi otel yatırımlarımız işte bu sorunu yaşamasaydık bu problemi bu sene Evet. 2 katına çıkacaktı. 200 400 odalı bir tesise ulaşmak istiyoruz. Bu bizi İstanbul'daki kapasitesi en yüksek ilk 20 otel arasına sokar. Ve yalnızca kendi otelimiz değil, doldurduktan sonra da çevre otellerle Kesinlikle. bandlayabileceğimiz bir sistem haline getirmek istiyoruz. Bununla ilgili altyapımız hazır. Biraz belki öteledik diyelim, normalleşmeyi bekliyoruz. Bu çerçevede en kısa zamanda bizim internet sitemizden girdiğinizde yabancı misafir olarak bu hem otelinizi hem biletinizi alabileceksiniz. Yani sorunuzun cevabı yani tema parka ve alışveriş merkezine gelmek isteyen misafir biz burada yatırmak ve burada misafir etmek üzerine de kurulu bir yapı içerisine geçiyoruz. Ben de bir strateji adamıyım. Çok da doğru söylüyorsunuz. En kısa sürede de yapacağınızdan eminim normale dönünce. Çünkü İstanbul dünyanın en büyülü şehri yani. Hiç tartışmanın anlamı yok. Yani çok da ciddi bir tercih sebebi olacaktır. Hem çocuklu aileler hem de bu işin yaşı yok yani. Ben mesela bayılıyorum bu işe. Zamanında ilk su parkları açıldığında Türkiye'de söylediğiniz için söylüyorum. Cem Kınay da o zaman açıyor. Evet. Aqualand açıldıydı. Su Evet. kaydırağının kurallarını yazmayı bilen insan yoktu. Biz kendimiz kayıp kayıp yazıyorduk. Şöyle bilmesi lazım vesaire diye. Ne O güzel. yüzden çok da benim de böyle adrenalini de severim. Keyif aldığım işler ve insanların dinden inanıyorum ki çok da etkilendim anlattıklarınızdan. Yani geç tanışmışız siz de ona da üzülüyorum yani. İnşallah bundan sonra iyi bir dostluğa vesile olur. Buradan da Özlem'e de selam olsun buna vesile olduğu için. Ben Öyle de teşekkür söyleyelim ederim o yani. zaman ona. Şimdi bir soru daha soracağım. Demin tam söylediniz. Şimdi
seyahat çalışanlarımız var, emniyet personeli var, güvenlik kuvvetlerimiz var. Şimdi muhakkak Haziran'dan sonra kampanyalar yapacağız dediniz yani. Ağzınızdan aldık o kelimeyi. Şimdi Evet, kayda geçti. aynen kayda Kayda geçti. geçti. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Böyle insanlar sonuçta bir işletme orada para da kazanması lazım. Sosyal görevler de yapacaksınız. İkisini de aynı anda sorayım. Müşteriyi getirmek için neler yapacaksınız? Evet. Şimdi demin güzel bir şey söylediniz. Ben de doğma büyüme İstanbul'dayım. Aslen İzmirliyim. Antalya'yı çok seviyorum. İş icabı sık sık gelip gidiyorum. Bir de böyle güzel bir kitle var. İstanbul'dan Antalya'ya yerleşenler, Evet, turizmciler, evet. sonradan olanlar vesaire. Bu Napolyon'un meşhur sözünü söylemeden edemeyeceğim yani. Dünya tek bir ülke olsaydı İstanbul başkenti olurdu. Buna Kesinlikle. inanıyoruz. Ve biz biliyoruz ki İstanbul bize emanet. Bizim de işte çocuklarımıza ve torunlarımıza aldığımız gibi vermemiz gerekiyor. Bir İstanbul aşığı olarak konuşuyorum. Biz önce şunu yapmamız lazım. Tema parkımızda. Dünyada da bu işin ilk kuralı bu. Güvenlik. Safety is first. Güvenlikten Evet. taviz vermiyorsunuz. Eskiden bizim için güvenlik anlayışımız neydi? Ünitelerimizin doğru kullanımı, üreticilerin tavsiye ettiği uluslararası standartlar içerisinde olması, personelin bu konuda bilgili olması, boyuna vesairesine dikkat ediyoruz. Şimdi bu COVID bize hijyeni ön plana çıkardı. Dolayısıyla bizim ilk anlatmamız gereken içeride gelecek anne, çocuk ve aile için burası güvenli bir yer hissiyatını oluşturmamız gerekiyor. Önce kendisini yapmamız lazım, sonra bunu dışarı Dışarıya anlatmamız gerekiyor. anlatmanız lazım. Burada dijital alanlar, sosyal medya kullanımı, web sitemiz ciddi anlamda ön plana çıkacak. İçeride neler olduğunu aktaracağız. Dolayısıyla buraya bu doğru adette misafirimizi doğru şekilde içeri almak için de tabii ki zor bir dönemden geçiyor Türkiye. Öncesinde de zordu. Şimdi daha zor ve önümüzdeki zaman diliminde bu zorluklar maalesef bir süre devam edecek. Ama bunları aşacağımıza olan güvenin tam erişilebilir bir fiyat politikası uygulayacağız. Bilet fiyatlarımızda ciddi kampanyalar, indirimler yapacağız. Şimdi söylemiyorum rakamı sürpriz olsun diye. Onun da bir şeyi Tamam. olsun, bir havası olsun. Bunun yanı sıra... O, ya Tankut bir sözünü Buyurun. kestim ama bu Evet. önemli geçiyor. Profesör Doktor Ozan Bahar hocam demiş ki engellilere yönelik uygun mudur bu park diye soru sormuş. Parkı da anlattığın için bence bundan da bahsetmek lazım. Tüm üniteler olmamakla beraber engelli misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz ünitelerimiz var. Tabii engelin seviyesine, şekline göre değişkenlik göstermekle beraber dolayısıyla bizim orada bir pozitif ayrımcılığımız her zaman var. Eğer yanında bir misafir varsa eşlik edebilecek engelli misafirlerimizle biz çünkü bizim misafirlerimize verdiğimiz şey o hissiyat, o eğlence duygusu. En eğlenceli günü vermeye çalışıyoruz. Hayatları Yaşatmak boyunca istiyorsun. Evet. bunu anlatabilecekleri güzel, çok keyifli bir an veriyoruz. Biz bu duyguyu transfer etmeye çalışıyoruz. İşimiz aslında bu. Bu çerçevede de engelli vatandaşlarımızın, engelli kardeşlerimizin burada olması bizler için son derece önemli, değerli. Belli kıstaslar içerisinde eşlik edilecek kişiler varsa biz engelli misafirlerimizi de burada doğru şartlarda ağırlıyoruz. Demek ki konuya geri dönersek Lütfen. öncelikli olarak sağlık personelimiz başta olmak üzere emniyet güçlü ve burada ismini sayamadığım aklıma belki gelmeyecek o yüzden hata da yapmak Jandarmayı da istemeyeceğim katmak lazım. Jandarma, emniyet, sağlık personeli. Çok evet. belki belediye yani Belediye de vardır öyle. Evet. Evet. burada biz içerideyken bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan bir ordu var. Kesinlikle. Bir kısmına ücretsiz, bir kısmına çok ciddi kampanyalarla biz burada misafirlerimizi ağırlayacağız. Şimdiden bunun müjdesini verebilirim. Fakat burada dikkat etmemiz gereken, sohbetimize yeni katılanlar olduysa altını çizeyim. Kalabalığı yönetmek olduğu için başta söylediğimiz gibi yani ücretli ya da ücretsiz bizim o kalabalığa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belli kontenjanlar dahilinde biz bu yapılan iyilikleri unutmayacağız. İyilik bulaşıcıdır. Dolayısıyla bizim de bu Bulaşsın. iyiliklere Evet. yani gerçi şu anda bulaşma lafı kötü bir laf da bulaşacaksa iyilik bulaşsın bize. İyilik Covid değil. bulaşsın. Evet. İyilik bulaşsın. Dolayısıyla da biz de buna karşılık vereceğiz. Yani grubumuz ve holdingimiz de bu noktada çok
özen gösteren bir yapı. O yüzden ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Elimizi kuvvetlendiriyorlar. Yapabileceğimizin maksimumunu yapma noktasında bizi cesaretlendiriyorlar. Neler yapabileceksek hepsini yapacağız. Daha önce de aslında yaptık ama bu tabii vardır ya bir söz, güzel bir söz. Bir elin verdiğin diğer elin görmemesi lazım. Bu Bilmemesi lazım. çerçevede, Evet, bu evet. çerçevede biz Doğru. artarak devam edecek bu yaklaşımımız. Öyle söyleyeyim isterseniz. Elinize sağlık. İşletmecilere de teşekkür ediyorum, patronlara da. Peki, şimdi son bir iki soru daha soracağım. Normal şartlarda, şimdi her şey normale dönerse 2020'yi artık biraz soft geçeceğiz. Belli oldu yani. Onu çok şey. 2021 22 hedefleriniz ne oluyor? Kaç kişi ağırlamak istiyorsunuz burada? Bir plan yaptınız mı bu konuyla ilgili? Şöyle Haluk Bey, biz 2019'da iyi bir sene geçirdik her şeye rağmen. Kolay değildi 2019, turizm vesaire olarak Geçin, geçin, bakarsak. evet. 1 milyon üzerinde misafiri burada ağırladık. Ve bizim bir hedefimiz var. Biz İstanbul ailesi olarak, İstanbul Tema Park olarak diyoruz ki biz İstanbul'un en çok akla gelen 5 simgesinden biri olmak istiyoruz. Nasıl İstanbul deyince Boğaz gelir, Topkapı Sarayı, Ayasofya falan filan. Yani Valla iyi iddia. Bak ben iddialı insan ya da iddialı işletmenlerse İstanbul gibi bir yerde beşinci olmak büyük bir iddia ve tebrik ediyorum yani. neyimiz Olmak da eksik? lazım. Evet. Paris'te Disneyland bunu Evet, yapabildiyse biz niye Paris deyince yapmayalım? Disneyland Niye diyor. yapmayalım? Müzeler falan aynen. Niye yapmayalım biz bunu? Çok Bravo, çalışmamız bravo. lazım. Onu biliyoruz. Mutlaka. Ve her 10 misafirden, yabancı misafirden birini burada ağırlamak istiyoruz. İkinci büyük iddiamız. Gelen her 10 yabancı misafirden birini buraya sokmak istiyoruz. Bunları becerdiğimizde zaten biz Avrupa'nın en çok ziyaret edilen, en göreceli iyi diyeyim buna, ilk 20 parkından biri olacağız. Dolayısıyla bu Şampiyonlar Ligi'ne Antalya'da Land of Legends'la beraber kendimizi taşımak istiyoruz. Zaten biz eğer bunları yapabilirsek, biraz önce konuştuğumuz o 650 dolarlar, 800 bin dolarlar seviyelerine doğru çıkıyor demektir. Turizm gelirleri 50 milyar dolarlara koşuyor demektir. Bu Başka çerçevede türlü de sağlayamayız. Evet, çok doğru evet. bir tespit. Şimdi bu 2019'du. 2019 bizim özelimizde iyi bir yıldı. Ya, satış yöntemimizi ve bakış açımızı değiştirdiğimiz için. Ama tabii şimdi başladığımızda nasıl başlayacağımızı kestirmek çok kolay değil. Yani kapasitemizin biz tahminen %25 ila 50'sini doldurarak yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Zaten %50'nin üstüne çıkmayacağız ama %25'in altına da düşmeyeceğimizi varsayalım bu sene için. Yaz dönemi Haziran Temmuz göreceli böyle devam eder. Eylül itibariyle daha iyi, daha keyifli zaman dilimlerine başlarız. Yabancı misafirlerin de Türkiye'ye geleceğini, İstanbul'a geleceğini öngörüyorum Evet, doğru. ben. Yani bizi en çok ziyaret eden Orta Doğu misafir, Rus misafir olduğu için kabaca Antalya'da Rus, burada da Orta Doğu. Bunlar Evet, tabii evet. bu milletlerin risk algısı Avrupalılara, Amerikalılara göre daha farklı bir yerde. Yani en hızlı onlar normalleşir diye tahmin ediyorum. 2021'de de hedefimiz 2019 rakamlarına olabildiğince yaklaşmak. Açık konuşmak gerekirse. Ama bunun normalleşme süreci belli Normalleşme edecek. sürecine bağlı, evet. Tabii ki gelirlerimizde çok ciddi azalmalar olduğu için gider yönetimi, verimlilik ister istemez son derece ön plana çıktı. Yatırımlarımıza böyle küçük bir es vereceğiz. Çünkü bu işin doğası gereği sürekli yenilenmek gerekiyor. Yenilenmek gerekiyor. Formda kalmak, akılda kalmak, modaya uymak gerekiyor. Dolayısıyla 2020 yatırımlarımızı 2021 ve 22'ye öteleriz. Ama hep beraber bir süreci atlatırız. Çok güzel bir tesisimiz var. Bu tesisi keyifli yapan, güzel yapan da insanlar. Bu tesisi İnsanlar, evet. insanlarla buluşturmamız ve konuşturmamız gerekiyor. Tankut Bey, peki şöyle sorayım, bir son soru soracağım, son bir iki soru Tamam. dediydim. Benim vaktim varsa Sizin müsaitseniz. tamam, yok, zaten şeyden dolayı ya, Instagram'dan dolayı diyorum. Tamam, Bir okey. saat şeyi var ya, Evet. 10 Ben kaç dakika dakikamız. oldu? Farklı Vallahi oldu. sohbet o kadar güzel Oo. geçti ki. 50 dakika yakın olmuş. Ben fark Evet, edemedim. tam 48-50 dakika oldu yani. O yüzden söylüyorum. Sohbet çok güzel geçiyor. Ben de anlamadım. Şimdi sizin muhakkak işletme olarak, yatırımcı olarak bir hedefiniz vardır. Dünyanın her yerindeki tema parklara da geliyoruz. Şu anda bir es verdiniz. Ona bu normal ekonomik anlamda ama.
Büyük hedefiniz ne vardır muhakkak işletme olarak? Biz bu parkı Avrupa'nın, yani Disneyland tam bir efsane olmuş ama şu hale getirmek istediğiniz bir hayal var mı? Vallahi güzel soru. Fettah Bey de buna benzer bir cevap verdi. Ben de yatırımcılarımız ve sermayedarlarımız adına konuşayım. Buradaki ülkedeki hedeflerimizi, İstanbul'daki hedeflerimizi gerçekleştirdikten sonra en kısa vadede biz know-how'u ihraç etmek istiyoruz. Bu bir bilgi birikimini ve yatırımını. Ciddi bir perakende birikimimiz var. Dediğim gibi 200 bin metrekareye yakın alışveriş merkezi. Özellikle Venezya'da konutlarda olduğu için. Dolayısıyla Evet. entegre yaşam ve eğlence kompleksleri yapma ve işletme noktasında burada yaklaşık 10 seneye yakın bir bilgi birikimi oluştu. Böyle teklifler öncesinde geliyordu bize. Özellikle Orta Doğu'dan ve Türkiye Cumhuriyetler'den. Benzerlerini lütfen burada yapın ya da işletin vesaire gibi. Biz burada kendi hedeflerimizi gerçekleştirdikten sonra orta vadedeki en bizi mutlu edecek ve tatmin edecek hedef yeni İstanbulluların yurt dışında olmasıdır. Açık konuşmak Aa, gerekirse. süper. Süper. Peki, şimdi bir tane özel soru sorayım. O klasik oldu o da. Tanrıcığım, sen bu dönemde hepimiz böyle hani bir kendimize ders çıkarıyoruz. Bu sağlığın ne kadar önemli olma, dostlarımızla olmanın, işte dışarıda olmanın falan. Sen neler, yani sen ne ders çıkarttın? Ya da işte inşallah bu iş normale dönerse ben bunu istiyorum dediğin ne var? Onu da bir öğrenelim ya. Valla sakinliği özlemişim Haluk. Ya burada 2 senelik tempo çok hızlı geçti. Dolayısıyla ne yalan söyleyeyim izleyicilerinizi lütfen yanlış anlamasın. Bir kendime geldim yani kendimi dinleme ve dinlenme şansı elde ettim. Bu şarj oldum baktığım zaman. Böyle bir T cetveli çizdim. Sola ve sağa koyduklarımı değiştirdim. Özünde genelde hepimizin benzer olarak aldığı ders sevdiklerimize, ailemize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza hayatın koşuşturması içerisinde biraz böyle ötelediklerimize, unuttuklarımıza, kişilere ve konulara vakit ayırmamız gerektiğini bu bana öğretti. Bunun benzeri bir askerde olmuştu. Bir askere geç gittim 32 yaşında. Orada da bir kendimizi dinleme şansımız olmuştu ama bu 2 ayda bana iyi geldi. Buradan da şunu eklemek istiyorum. Çalıştığınız takım, çalıştığınız ekip, çalıştığınız iş arkadaşları çok değerli, çok önemli. Onların da ne kadar değerli olduğunu bir kere daha burada kavrama şansı buldum. Peki son sorumu soracağım. Çünkü 4-5 dakikamız kaldı. İstanbul, yani nasıl bir İstanbul hayal ediyorsun? Şimdi işin otelcilik tarafı var, işte eğlence tarafı var, gastronomisini falan biliyorsun. İstanbul hak ettiği değeri alıyor mu? Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Turizmde hak ettiği değeri alıyor mu? Kesinlikle. Çok daha yolumuz var bizim gidecek. Yani dünyanın en çok bilinen şehirlerinden biri İstanbul. Açık ara. Çok büyük bir metropol. İlk ona girer. Fakat maalesef biz bizim ülkece genel eksiğimiz ama aşıyoruz bunu. Yani özel sektörde markalarımızla bunları aşıyoruz. İstanbul'u yeterince iyi anlatamıyoruz. İstanbul'u yeterince iyi pazarlayamıyoruz. Bir de tabii altyapı ile ilgili eksiklerimiz var. Açıkta konuşmak lazım. Her şey de mükemmel Lütfen, değil. aynen, tabii. Şehir çok değerli olmakla birlikte en büyük temel bizim sorunumuz ulaşım sorunu. Hani burada Evet, metro trafik. ile birlikte bunu aşacağımızı ümit ediyorum. Buna ek olarak da bir maalesef sezon kısalığı söz konusu. Yani turizmin burada biz 10 aya 12 aya yaymakta zorlanıyoruz. Bir Haziran'la Eylül-Ekim arası sanki yazlık mekan gibi çok ciddi bir talep var. Fakat kalan zamanları iyi değerlendiremiyoruz. En büyük sorunumuz bu. Benim hayal ettiğim İstanbul, açık konuşmak gerekirse tabii bu kruzlarda gelirse yani buradan Doğuş grubuna Evet. da kolaylıklar diliyorum. Kolay değil Serdar Bey de. Tam açıyorlardı. Sayın Genel Tam Müdür'le evet, tanışma şansımız şansına. oldu. İlk gemiler geliyordu. Bu meret çıktı, başımıza geldi. Benim hayal ettiğim İstanbul, yani gerçekten Napolyon dediği gibi dünyanın başkenti. Bir sürü milletten, biraz önce 172 Evet. ayrı ülkeden misafir geldi demiştim Land of Legends'a.
bildiğim kadarıyla Birleşmiş Milletler'e kayıtlı zaten 230-240 ülke var. Aynen. Evet. Birleşmiş Milletler gibi olmuş. Yani kültürlerin, medeniyetlerin, dinlerin, kardeşliğin, hoşgörünün, çünkü yani bir kafanızı çevirdiğinizde sol tarafınızda sinagog, önünüzde cami, sağınızda da kilisenin olduğu başka bir yer görmek çok kolay bir iş değil. İmkansız. Bunu İmkansız. bizim tekrar bir hayata geçirmemiz lazım, bu ruhu, ve bunu da dünyaya anlatmamız lazım. Anlatırsak zaten anlayacaklardır. Satmamız lazım değil. Gerçekten anlatmamız lazım. Anlatırsak başka boyutlara geleceğimizi düşünüyorum. Evet, Tanrıcığım çok teşekkür ediyorum. Yani o Estağfurullah, ben kadar teşekkür ederim. verimli ve güzel oldu ki yani çok ben zamanı da süper kullandık böyle. Böyle son dakikada kalsın istemiyorum. Yine son birkaç. Ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle harbiden görüşlerin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Antalya'dan çok iyi bildiğim için söylüyorum. Dünyada da çok gezdim. Merak edip çok yani her yere de gittim diyebilirim. Birçok böyle teva parkları falan da gördük birlikte. Bunlar ülke için çok önemli yatırımlar ve harbiden inşallah şunu temenni ediyorum. Sadece tema park için gelen müşterileriniz olsun yani. Bol bol müşterileriniz olsun yani. Roller coaster, Allah razı olsun. Çok güzel bir temenni. Böldüm, kusura bakma. Roller coaster delileri var. Yani biz burada Evet. geçenlerde yeni bir roller coaster yaptık. Bu camiada yayıldı. Sırf onu denemek için gelen gruplar var. Böyle değişik, eğlenceli insanlar var. Çok teşekkür ederim. Bu arada Moskova'dan Mutlu Güngör kardeşim yazıyor. Yani İyi haber değil ama Sergey Moskova Belediye Başkanı 31 Mayıs'a kadar uzatmış yani. Şimdi onun da Mutlu da bize bu tip haberleri Moskova'dan gönderiyor. Ona da selam olsun. Selamlar. Ya yapacak bir şey yok. Bu bir türlü açılacak bir gün. Moralimizi de yüksek tutmamız lazım. Ben Kesinlikle. yayına katıldığın için çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi, Bunu inşallah zaten YouTube'a yükleyeceğiz ama ben zevkti. şimdiden şöyle bir söz de alacağım sana. İnşallah biz de şeye hazırlanıyorduk tam bir YouTube'dan turizm kanalı açmaya hazırlanıyorduk. Ortalık düzeldiği zaman seninle inşallah mekanda canlı yapacağız böyle söyleşiyi. Beklerim, beklerim. Gezerek İşte yapacağız yani. O da bizim bir hedefimiz olsun yani inşallah. seve seve. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey varsa onları da söyleyelim. Yayını birlikte kapatalım. Hepsine çok selamlar, saygılar. Tahminime göre Antalya'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin dört bir yanından katılan Evet, arkadaşlarımız, Rusya'dan bile meslektaşlarımız, var işte. Aynen dünyanın her yerinden Moskova'dan. Aynen. meslektaşlarımız var. Yani biz bence çok keyifli, güzel bir iş yapıyoruz. İşimiz insanla, insanların da keyifli anlarıyla. Benim işim insanları eğlendirmek. Eğlenirken zaten kendim eğleniyorum. Evet. Birbirimize verebileceğimiz çok şey var. Şey olmamız lazım, bir arada olmamız lazım. Birbirimize destek ve moral vermemiz gerekiyor. Buna ihtiyacımız olan bir süre. Eninde sonunda biz bu mureti yeneceğiz ve bıraktığımız yerden hayatımıza devam edeceğiz. Herkes müşteri olsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Herkese de saygı, sevgiler sunuyorum. En kısa sürede de YouTube'a ekleyeceğiz. Yayını kapatıyorum. İyi günlerde Görüşmek üzere. görüşmek üzere.